Şimdi backtracking var. Saat kaç oldu? 11.25. Daha vaktimiz var. Şimdi backtracking de şu. Yine aynı şekilde. Ya benzer bir solution. Yani bunun gibi subset'tir bir şeydir. Ama bu backtracking bütün bunların genel adı gibi bir şey. Yani çok daha geniş bir alanı var backtracking'in. Bakabilirsiniz. Burada chess problemini vermiş. Ya atıyorum şey değil de burada. Yani yine birleyen arasında seçmiyorum da. Seçeneklerim var. Chess problemi. Problem şu. Kale koyacağız biz buna 4 tane. Kaç farklı şekilde koyabilirim? Klasik. Seçeneklerim var 16 tane. Kale koydum buraya. 16'sını birden şu şeyleri yüzlüyorum. Sonra seçeneklerim var 9 tane. Kale koydum buraya. Şunları birden yüzlüyorum. Geri dönerken ne yapıyorum? Yüzükleri kaldırıyorum. E nasıl olacak? Şurası zaten yüzüklüydü. Nasıl yapabiliriz? Şöyle mesela. Ben buraya koymayayım da buraya koyayım diyorum mesela. Ya geri döndüm. Backtracking bu oluyor. Kaleyi şuraya koymuştum. Şu 2'ye 2, 2'ye ikinci sel. Zaten yüzüklüydü önceden. Tamam mı? Şimdi ben ikinci taşı koydum. Sonra bir şeyler yaptım. Geri dönerken buraya koymayayım dedim. Geri döndüm. Backtracking. Ve yüzüklü olan yerleri de silmem gerekiyor değil mi? Aynen. Şurada sileceğim. Ve eski haline döndürmüş olacağım. Ama şurası zaten yüzüklüydü. Eski haline dönmemiş oldu. Bunu nasıl halledeceğiz? Aynen. Çok basit bir şey var. Kaç farklı yerden yüzüklenmiş diye count yapacaksın. Count'u bir arttırıp bir azaltacaksın. Eğer pozitifse yüzüklü demektir. Bu da bu kadar. Backtracking kesme falan atılıyor. Kesme ya bunlar şey ya. Temel ihtimalle şu mantık var. Recursive'le alabildiğini al. Alınca her tarafı yüzla. Alamayacağını işte alamazsın. Sonra geri dönerken de yüzleri kaldır. Eski haline döndür yani. En başta nasılsam o hale döndür. Temel mantık anlaşıldı mı? Bu kadar aslında. Bu şeyde herhangi bir şey anlaşılmayan var mı? Anlaşılmayan şeyler. Kitaptan 4. ve 5. yeri de okuyabilirsiniz aslında. Okuyabilirsiniz diye vermiş. Bir sürü vakit kaldı. Şimdi backtracking tamam mı öncelikle? Geçeyim mi? Başka şey örneği var mesela. Son örnek. İster bakabilirsin, ister anlatabilirsin falan diyordu. Mesela backtracking ile alakalı şey diyor. Şu var. Matlis. Yine aynı şekilde. Bu sefer 5'e 5'lik olsun. 5'e 5'lik de yapılabiliyor mu ya? Bir dakika. Tam 5'e 5'lik. 4'e 4'lük de yapılmıyorsun. Örneklerden bir tanesi şu diyor. Buradan başla. Sol üstten başla. Sağ alttan bitir. Öyle bir yol çiz ki her kareden bir kez geçeyim tam olarak. Ve aynı yerden iki kez geçmeyeyim. Bir kesişim olmasın. Tamam. Bunu kaç farklı şekilde yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Hop. Şöyle yapabilirim. Spiral. Sonra atıyorum. Fantastik şeyler deneyebilirim. Şöyle yaparım. Böyle gelirim. Böyle giderim. Buradan gelirim. Sonra şöyle giderim. Sonsuz tane şey var. Yani sonsuz değil de. Bayağı fazla şey var. Aslına bakılırsa. Bunu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde geçerken yüzütleyeceğiz. Bu sefer de yüzüt tek boyutlu değil. Çift boyutlu olacak. Çift boyutlu bir yüzüt matrisimiz olacak. Şuradan geçerken yüzütleyeceğim ben bunları. Geri gelirken yüzütü kaldıracağım. Kaç kez buraya geliyorsam da yolumu da bilmiş olacağım. Yolu da tutmak istiyorsam geçtiğim noktaların indisini bir şeye pushlayacağım. Geri dönerken çıkaracağım. Pushlama, poplama. Tamam. Bu kadar aslında yani.
Temel mantık bu hepsinde olabilecek. Bir de kesmeler var yani, birkaç şeyler var. Yani backtracking'de asıl olması gereken diyorlar da, yani güzel bir yöntem değil aslında. Evet. Bunu diyelim diffüzyon da yaptı. Parametre olarak kullanım başında derse zaten geri gittiğinde eski kullanım başlar bulunacak. Yine eklemeler bulunacak. Bu daha mı uzun, daha mı yavaş? Hangisini diyorsun? Bir dakika, parametre olarak. Parametre alacağız. En başta diyelim yukarıda başladı. Evet. Bir tanesi kullanıldı. Diyelim bu dalında tekrar kullanıldı. Ama bu boydan tekrar geri gittiğinde burada bunu kullandığında farklı şey olmuyor. Yani parametre olarak versek kendisine. Ya zaten kendisini parametre olarak veriyoruz. Yani şu an hangi yerde durduğumuzu parametre olarak veriyoruz. Yüzdüğün durumu da zaten parametre olarak geliyor aslında. Çünkü global değişken aynı zamanda parametre olmuş oluyor. Global değil de direkt parametre, yani fonksiyon içine versek. Bu daha mı yavaşlıyor musun? Hiçbir şey değişmez ki. Değişmiyor. Ya zaten fonksiyon içerisine vermek dediğin şey adresini veriyorsun. O da global, aynı şey. Daha yavaş olur aslında. Çünkü adresini vermekle uğraşıyorsun her seferinde. Global daha hızlı. Ama hiç değiştirmez. Ya bir de kesmeler var şimdi. Kesme dediğim şey şu. Ben yolculuğumu tamamlamamışken imkansız bir yere girdim, tamam mı? Yolculuğu tamamlamamın imkansız olacağı bir yer. Yani diyorum ki, hafiften sildim matliste. Şuraya geldim. Şu sol alt köşe var ya. Şu sol alt köşeye girmeden sağa saptım. Yani şimdi bunu alıp buraya gelmem imkansızlaştı şimdi, değil mi? Böyle bir durum tespit edildiğinde diyorum ki bunu burada bitir. Yani gidip şöyle uğraşma, bütün böyle bütün seçeneklere bakma. Hiçbirine ulaşamayacaksın zaten. Burada tamam? Nasıl if. Köşeyi bıraktıysa. Onu biz yazalım. Aynen. Bilgisayar anlamında. Nereden? If şeyse, yani dördüncü yerdeysem, bir yerin dördüncüsündeysem ve de sağa döndüysem break ya da return. Her karenin iki tane boş yanı olmalı. Efendim? Her karenin iki tane boş yanı olmalı. Aynen, şöyle bir şey var. Ya o da var yani, aynen. Kesmeye bir sürü şey bulabilirsiniz ama bunlar şöyle diyeyim. Kesme bir işe yaramaz. Nasıl yani? Kesmeyi kullanabileceğiniz tek durum şöyle diyelim. Ya bazı sitelerde şeyi gösteriyor. Yani tek durum. Yani kesmeyle çözülen soru yanlıştır bir kere, tamam mı? Çünkü time yiyorsa eğer. Bu senin yapmaya çalıştığın şey şu. 2 üzeri n, yani sen şu an n faktörel diyorsun ya. Şurada 25 faktörel diyelim, atıyorum bunun kompleksi 25 faktörel. Sen şurada keserek buradan 20 faktöreli çıkartıyorsun. Tamam? Bu tarz durumları çıkartıyorsun. 25 faktörel eksi 20 faktörel. Yani ne olmuş oluyor? Şurada zaten 25'in 5 katı var, 20'nin 5 katı var. Yaklaşık 100 bin ihtimalden bir tanesini çıkartmış oluyorsun. Yani çok 20 faktörel çıkardım aferin gibi bir şey oluyor ama yani fark ettirmiyor bile genelde. Nasıl durumlarda kullanılır? Şey yaparsın. Soru, yani n sınırı çok küçüktür. Şeydir bir de, yani bazı yerlerde de, bazı sitelerde, bazı kompetitif şeylerinde time limit yediğinde time'ını gösteriyor belli bir yere kadar. Yani 2 saniye ise eğer, 3 saniyeye kadar gösteriyor. 2 saniye sınırsa. O yerlerde diyelim ki 2.3 saniye ile geçti. Bu tarz yerlerde işe yarar. Tamam. Ama 3'ü gördüysen eğer, tamam mı? Bunu 3 saniye olarak algılama. Çünkü bu değildir yani. Yani ne kadar kesersen kes kurtaramayacağın bir şeydir. Ama şöyle şeylerde belki işe yarayabilir. 2.3 ile geçiyorsa, 2.2 ile geçiyorsa mesela, bu kesmeler dediğimiz şeyler yapılabilir. Ama kesinlikle solution değil. Optimizasyon.